Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi çok ama çok söz kalbinizden nasılsınız Muhterem Hocam? Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hamd eder, şükür ederiz, bizler iyiyiz. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah hepiniz iyisiniz. Hamd ediyor, şükür ediyoruz Muhterem Hocam. Sizin olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Allah yalan bugünkü konumuz Muhterem Hocam. Bugün görürseniz ilk sualimizden başlamak isteriz. Muhterem Hocam, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi yalandır. Yalan bütün kötülüklerin anasıdır denilebilir mi Muhterem Hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Yalan bütün kötülüklerin anasıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niçin? Çünkü eğer Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıklamışsa ve Kur'an doğruyu ifade ediyorsa, doğruları söylüyorsa, o zaman bunun zıttı yalan da bütün kötülüklerin anasıdır. Nasıl doğruluk kesinlikle bütün iyiliklerin anasıysa, yalan da bütün kötülüklerin anasıdır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. İnne estagul hadis kitabullah ve hayril hadi adi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin binnar. Bid'atler yalandır. Ama hadisin başında sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve hidayetçinin en hayırlısı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Hidayetçi Kur'an'daki doğruları söyleyendir. O zaman bugün konumuz yalansa, yalan doğrunun zıttıdır. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi yalan. Ama ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de doğruluk. Şimdi ekrana üç vücut ve serbest irade slaytımızı gösterebilirsek izleyicilerimize şunu göreceğiz. Evet, gerçekten de üçüncü afet yalan ama hasret olarak da üçüncüsü doğruluk. Nasıl ruhumuzda doğruluk hasreti varsa nefsimizde de yalan afeti var. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır ve hidayetçinin en hayırlısı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz doğruları söyleyen hidayetçi, doğruları söyleyen, Allah'ın doğrularını söyleyen elçidir. Bu sebeple adı Muhammed'in Emin'dir. Öyle olunca bidatler ise yalandır. Beşeri dinler hep yalana dayalıdır, bidatlere dayalıdır. İlahi din tektir ve Allah'ın doğruluğuna dayalıdır. Evet, şu anda ekranda hadisimiz geldi. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. İşte bu bidatler yalandır. Bidat delalettir. Delaletin sonu nar-ı cehennemdir. Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den ifade edilen bir hadis-i şerif. Doğruluk iyiliğe, hayra, hayır cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah'ın katında sadıklardan olur. Yalan kötülüğe, kötülük ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah'ın katında yalancılardan olur. İşte hedefimiz tamamen yalan afetinden temizlenmek, sadece Allah'ın doğrularıyla hayatımızı yaşamaktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, yalancıların ortak özellikleri dünyayı istemeleri midir? Elbette. Çünkü neden yalancıların ortak özelliği dünyayı istemeleridir? Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْلِقَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ve dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Eğer Allah'ın ayetleri
doğruları ifade ediyorsa ve eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, bu dilemeyenler de delaletteyse ve ayetlerden gafilse ve bunlar dünya hayatını istiyorsa, o zaman evet, yalan söyleyenler, ayetlerden gafil olanların hepsi dünya hayatının peşinden koşanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, Allah her zaman doğruları söylememizi emrediyor. Ama yalan söylemenin de kabul edilebileceği durumlar var mıdır? Evet. Bir Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz savaş hiledir. Düşman karşısında hedefe ulaşmak için yalan söylenebilir. Bir de Allah Teala'nın biz insanlardan istediği insanları birbirine sevdirtmek, küs olanları barıştırmak. Bu insan iki insanı barıştırma noktasında hilafına bir şey söylediğiniz an o yalan değil. Yalan Allah'ın ayetlerinde ifade edildiği gibi kişi suçu işlemiş ve suçun üstünü örtmek noktasında gerçeğin hilafına söylediği bir sözdür. Yani kişi suç işlemiş zaten. O suçun örtülmesi noktasında Allah'ın ayetlerine ters bir hilafına bir şey söylediği zaman o yalandır. Ama hedefiniz iki insanı barıştırmaksa, küs olanları barıştırmaksa, bunları bir araya getirmekse, siz burada bir hayır işliyorsunuz, bir suç işlemiyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada bu şekilde olmayanı söylemeniz, barıştırmak niyetiyle, bu yalan değil. Çünkü innemel amali bil niyeti, ameller niyete tabidir. Hedefiniz onları barıştırmaksa ve bir suçu işlemiş, onun üstünü örten birisi değilseniz, o zaman kesinlikle bu noktada buna izin verilebiliyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, dinin Allah'ın emrettiği şekilde yaşanmamasının sebebi insanların din adına söyledikleri yalanlar mıdır? %100 evet. İnsanların din adına söyledikleri yalanlar bidatleri oluşturuyor. Bidatlar, hürafeler. Başka bir deyimle de zan. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde İşten bu kesile mine zanni. Zannın çoğundan sakının. Enne ba'de zanni ismin. Zannın çoğu kesinlikle günahtır. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisine baktığımız zaman bu ayetle örtüşen açıklaması şöyle: zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde zannın çoğu zan sakının çünkü o günahtır. Ve insanlar din adına söyledikleri sözler yalansa, o zaman kesinlikle günah işlemiş oluyorlar. Şöyle bir galiba söz var, belki ben eksik söyleyebilirim ama dille söylenen söz çiğnenmemiş bir lokmayı yutmaya benzer. Yani yalan. Onun için Allah'ın Resulü öyle insanlar Kur'an okurlar ama Kur'an kursaklarından geçmez. Nasıl çiğnenmeyen bir lokma kursaktan geçmiyorsa, din adına yalanan, dille söylenen sözlerin hepsi yalan hükmündedir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, Kur'an'ın temel hükümlerinden biri olan hidayetin yalanlanması, örtülmesi ve gizlenmesi nelere sebep olur? Hidayetin yalanlanması, örtülmesi ve gizlenmesi her türlü kötülüğe sebep olur. Çünkü
Bin din baştan sona hidayettir. Ve Allah Teala'nın doğru sözleri, Allah'ın kelamı bir hidayet rehberidir. İşte insanlar ayetlerden gafil olabilir. Ayetlerden gafil olmak bilmemek demektir. Cahil olmak demektir. Ama eğer insanlar kendi cehaletleri sebebiyle Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlarsa, o zaman kesinlikle o yalanlayan kişinin üzerine delalet hak olur. Nitekim birçok ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah'ın ayetlerini yalanlayanların akıbetinin cehennem olduğunu görüyoruz. O zaman ayetleri yalanlayanlar ve ayetleri örtenler, ayetleri örtenler, kübera ve saadetler, onlar daha büyük bir cezaya müstahak oluyorlar. Hidayeti gizleyenler, onlar çok daha da büyük. Hidayeti gizleyenler, Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insanların laneti, laneti hep onların üzerine. Örtenler en büyük lanetle lanetlenenlerdir. Ayetleri yalanlayanlar, onlar delalet üzerine hak olanlardır. Ama hepsinin ortak özelliği, gidecekleri yer cehennem. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, ayetleri yalanlayan kişiler bunu kibirlerinden dolayı mı yapmaktadır? Yalancıların başı şeytandır. Allah Teala, ben ruhumdan ona üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Burada doğru ne? Doğru, insanı üstün kılan olay Allah'ın zatının üfürülen ruhtur. Ve ruh cinlerde yoktur, ruh meleklerde yoktur. İşte cinlere ve meleklere vermediği ruhu, ruhun kendisine verildiği Adem Aleyhisselam açısından, ruh kendisinde olmayan cinlerin ve meleklerin ruha sahibi olan Adem'e secde etmesi. Hakikat bu. İşin olayın iç yüzü bu. Ama iblis sanki üstünlük ruhtan değil de fizik bedenden kaynak vermiş gibi, iblis diyor ki hayır, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Ve böylece ilk yalanını patlatıyor. Yani dolayısıyla eğer Nebile Sultan Peygamber Efendimiz de kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytanı lanet oldu ve ilk yalanı söyleyen o zaman gerçekten kibir insana birçok yalanları söyletebiliyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, insanlar Allah'ın Resullerini her devirde yalanlamışlar mıdır? Aslında Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Mü'minun Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi. Sümme ersennâ resûlünâ tetrâ. Sonra biz Resullerimizi ard arda, arkası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Demek ki her ne zaman Resul geldiyse onlar da yalanlamışlardır. Dolayısıyla adeta sanki bu bir kanun gibi insanlar cehaletleri sebebiyle başlangıç noktasında Allah'a açılan kapıları kapalı, şeytana açılan kapıları açık ve şeytanın o açık kapıdan onlara tesir etmek suretiyle onları yalana sürükleyerek Allah'ın hakikatini reddediyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam, Allah'ın laneti yalancıların üzerine mi olacaktır? Ayet-i kerimede Allah Teala öyle buyuruyor. Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında ulu orta konuşanlara Allah Resulü bir şey söylüyor. Buyuruyor ki Allah Teala kendisine verdiği emir doğrultusunda, "Femen haccake, eğer seninle tartışırlarsa fihi min ba'di ma ca'ake min ilim." Bu ilim, Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki ilim sana geldikten sonra eğer bu konuda seninle tartışırlarsa,
Onlara şöyle de, fakul, onlara de ki, ta'alav, gelin, ned'u, davet edin, çağırın, ebnena, evlatlarımızı, ve ebnakum, ve evlatlarınızı, nisa'ana, eşlerimizi, ve nisa'ukum, hanımlarınızı, enfusena, nefslerimizi, ve enfusekum, şeyinizi, sizin nefsenizi, suma nebtehil, ve nec'al lanetallahi alel kazibin. Sonra yemin ederim, Allah'ın laneti yalancıların üzerine kılarım. Öyleyse yalancıların üzerinde Allah'ın laneti var mı? Evet, zaten şeytan yalan söylemiş ve Allah-u Teala da git kıyamete kadar lanetim senin üzerine olsun. O zaman yalancıların üzerine Allah'ın laneti vardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Allah'ın bizden istediği yalancılardan değil, sadıklardan olmamızdır. Sadıklar kimlerdir Muhterem Hocam? Evet, Allah-u Teala bizden sadık olmamızı istiyor. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 15. ayet-i kerimesinde, belki 14'te, 14 ile 15'i beraber zikredelim. 14'tekiler yalancılardır. Neden? Haletil Arabu emenna. Araplar dedi ki biz mümin olduk. Allah-u Teala da onlara, Resulüne söylüyor ki kul, onlara söyle, lem tuminu, iman etmediler. Velakin kul ve eslamna, İslam dairesini girdik desinler. Ve lema yehummani fi kulubikum, kalplerine iman girmedi. Öyleyse kalplerinde iman olmayanlar yalan söyleyenlerdir. Evet, kalplerinde iman olmayanlar yalan söyleyenlerdir. Hücurat 15, ennemel mu'minellezine, kalplerinde iman olanlar, iman yazılanlar, onlar kimlerse denir ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Suma lem yertabu, sonra asla şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvali menfusim fi sebilillah. Onlar mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. Cahidu bi emvalihim ve enfusim fi sebilillah. Onlar mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. Ulaikimiz sadikun. İşte onlar sadıklardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bu dünya sadıklarla yalancıları ayırt etmek için olduğu kadar mümin olanlarla olmayanları ayırt etmek için midir? Evet, ikisi de aynen. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 179. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ekranda sadece bu ayet-i kerime var. مَا كَانَ لِيَزَلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِزَ الْخَبِيسَ مِنَ الطَّيِّبَةِ وَمَا كَانَ لَا يُؤْمِنُكُمْ. Yani Allah habis olan kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Demek ki bu dünya bir imtihan yeridir. Mümini mümin olmayından ayırt etmek içindir. Öte yandan Ankebut suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman aynı hakikati bir kere daha başka açıdan görüyoruz. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكَ اَنْ يَقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتِنُونَ. İnsanlar iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Hayır, mutlaka onları imtihan ederiz. وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. O evvelkileri imtihan ettiğimiz gibi فَنْلَا يَعْلَمُ اللّٰهَ الَّذ۪ينَ سَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ الْكَازِب۪ينَ. Sadıkları ve yalan yüncü olanları mutlaka ayıracağız birbirinden. Öyleyse bu dünya hayatı bir imtihan yeri. Kimin ayrımının yapılması için? Sadıklarla yalancıların, müminlerle mümin gözükenlerin ayırt edilmesi içindir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, insanlar yalancı olduğunu kabul etmeyebilirler. Kıyamet günü amel defterlerinde bunu inkar etmek mümkün olur mu? Hayır, mümkün değil. Çünkü her saniye, her an aksiyonlarımızı ve düşüncelerimizi kiramen katibi melekleri filme alırlar. Ve bu filmi de, bu filmi alanlar, kiramen katibi melekleri hem düşüncemizi okurlar, hem kalbimizi bilirler. Allah'ın onlara verdiği yetki sebebiyle. Öyle olunca o zaman ellerindeki mizanla şaşmaz bir gerçeklikler sadece hakkı yerine getirirler. O zaman kıyamet gününde onların hayır ben böyle yapmak istememiştim demeleri imkansız, yalan söylemeleri mümkün değil. Uzuvları ve diğer şeyleri kendilerine, aleyhlerine şahitlik edecek. Nur suresinin 20-21-22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz?
21 Rum değil. Nur suresinin 21-22. ayetleri. Nur. Ya eyyühellezina Sület suresinin 21-22. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne göreceğiz bakalım. Evet, Sület suresi, Sület 21. قَالُوا لِجُدُرُدِهِمْ لِمَا شَهِدْتِمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْتَقَ اللّٰهُ الَّذِي اَنْتَقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَلَ مَرَةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Kendi ciltlerini, uzuvlarına niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz dediler. Onlar da dediler ki biz her şeyi söyleten Allah söyletti. Yani demek ki her şeyi Allah-u Teala konuşturabiliyor. Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı, O'na döndürüleceksiniz. Sület 22, kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızdan çoğunun Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, insanlara çocukluk yaşlarından itibaren yalan söylememeleri öğretilmesine rağmen yine de yalan söylüyorlar. Nefsimizdeki yalan afetinden nasıl kurtulabiliriz? Gerçekten de böyle. İnsanlar kötülüğün ne olduğunu biliyorlar. İyiliğin de ne olduğunu biliyorlar. Ama insanların hepsinin eksik yanları o kötülüğü hayatlarından tamamen temizlemek ve iyiliği kendi yaşamlarına da sabit kılmak gibi bir gayretleri yok. Bu da ancak nefs tezkiyesiyle mümkündür. Çünkü yalanın da şu anda tekrar ekrana afet ve hasretleri büyükçe gösterebilirsek hepimizde bütün kötülüklerin kaynağı nefstir. Kin ve nefretin merkezi nefstir, küfrün nefstir, yalanın, zulmün, hasedin, cehaletin, cimriliğin, öfkenin, isyanın, bütün bu kötülüklerin kaynağı nefstir. Öyleyse babalar, anneler çocuklarına yalan söylemeyin diyorlar. Ama nefslerinde yalan afeti var, yetmez. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ruhtaki hasletler hüküm ferma değil ve her halükarda akıl Allah'ın emirlerinin yapılmadığı, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlandığı için devamlı nefsin taleplerine yeşil ışık yakıyor. Siz istediğiniz kadar çocuğunuza yalan söylemeyin deyin, başaramıyorsunuz. Ama bir başka beşesi de şu, yalan söylemeyin diyen kişi de yalan söylüyor farklı alanlarda. Yani anne baba eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen, eğer nefs tezkiyesini yapmayanlarsa onlar da yalan söylüyorlar. Ama çocuk da yalan söylüyor. Hepsi farklı alanlarda yalanlara başvuruyorlar. O zaman anne baba yalan söylüyorsa ve çocuğuna yalan söyleme diyorsa bu faydalı olabilir mi? Hayır, faydalı olması mümkün değil. Kendisi muhtaç himmet bir dede. Nerede kaldı? Gayri ya himmet dede. O anne baba yalan söyleme dediği zaman onun hükmü ne? Onun sadece dilinden çıkan bir söz. Kalbinde 19 tane afet var ve bu 19 afetten bir tanesi yalan. Öyleyse devamlı yalan söyleyen bir insanın başkasına yalan söyleme demesi boş bir sözdür. Ama kendisi nefsin manevi kalbini tamamen temizlemiş ve söylediği söz kalbinden çıkıyorsa yalan söylemeyin dediği zaman o zaman bu söz, kalpten çıkan söz başkalarının kalbine tesir edebilir. Bütün mesele de bu. İşte müritle mürşit arasında mürit nefsin manevi kalbindeki afetleri temizlemek isteyen birisidir. Mürşit ise temizlemiş olan birisidir. Mürşit
temizlemek isteyene, kötülük yapmak istemeyen, yalan söylemek istemeyen, ondan sonra hayatına doğruları ikame etmek isteyen müride diyor ki, şunları şunları yap. Ama bu sözler söylediğin zaman kalbinden çıkıyor. Kalbinden çıktığı zaman müridin kalbine işliyor. Öyle olunca hedefine ulaşıyor. Öteki türlü zaten kalbi 19 tane afette mücehez. Ama afetler kendisine var olmasına rağmen başkasına iyilik emrediliyor. Bakara Suresi 44. ayet-i kerimesindeki mesaj bunudur. Siz diyor insanlara iyiliği emreder de kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Yani bu iyiliği emretme sadece dilden çıkan bir söz. Ama kalpleri afetlerle dolu. Siz kendinizi unutuyor musunuz? Hala akletmiyor musunuz? Öyleyse sizin söylediğiniz söz, nasihat bir başkasında tesir vücuda gelebilmesi için sizin evvela kalbinizi temizlemeniz lazım. Allah'ın istediği bu. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, öngörseniz izleyicilerimizden İnşallah. Gelen sualler var. İnşallah. Bir İstanbul'dan bir izleyicimiz. Muhterem Hocam, Osmanlı döneminde yaşanmış dar gelirli bir esnaf Allah rızası için bir cami yaptırmaya niyet etmiş. Bu zatın canı bir yiyecek çektiği zaman o yiyeceği satın almamış, sanki yedim diyerek parasını biriktirmiş ve bugün İstanbul Fatih'teki sanki yedim camisini inşa etmiş. Muhterem Hocam, bizler de lüks harcamalardan kendimizden vazgeçerek nasıl Allah için olabiliriz? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şeyin başı Allah'ın zikridir. Nihayetinde hangi şey olursa olsun Allah izin vermedikçe bütün sebeplere sarılsanız hedefe ulaşamazsınız. Ama Allah izin vermişse ve siz de o konuda gayret sarf ediyorsanız o zaman zamanı da kısaltabilirsiniz, hedefinize ulaşabilirsiniz. Öyleyse bu konuda siz size düşeni yapmak en üst seviyede bir gayretin sahibi olursanız inşallah Efendimizin duasıyla Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Abdullah Yılmaz. Muhterem Hocam, günümüzde insanlar Allah'ı çok sevdiğini söylüyorlar ama mürşide tabiyeti kabul etmiyorlar. Gerçekten bu kişiler Allah'ı seviyorlar. Kesinlikle her sözleri yalan. Çünkü Allah'ın sevdiğini söyleyen bir insan Allah'ın emrine itaat eden bir insandır. Allah Teala'nın emirlerine itaat edenler kimlerdir? Muhterem Efendimizin Kur'an'ın bütünü içerisinde, Kur'an'ın tamamı olarak Allah'ın bize farz kıldığı 7 safa hedef emirler vardır. 1. safa hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemektir. 2. safa hedef emir Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. 3. safa hedef emir ruha Allah'a teslim etmektir. 4. safa hedef emir fizik vücudu teslim etmektir. 5. safa hedef emir nefsi teslim etmek. 6. safa hedef emir ihlasa ulaşmak. Ve 7. safa hedef emir iradeyi Allah'a teslim etmek. Şimdi Allah'ın bu emirleri var. Ve Allah Teala 12 kere bize farz kılmış Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kişi dilemiyor. Ben Allah'ı seviyorum diyen bir insan Allah 12 kere kendisine bunu yap diyorsa ve o da isyan ediyor yapmıyorsa o zaman o sevdiğini söyleyebilir mi? Evet, dilden sevdiğini söyleyebilir inanç itibariyle ama onun söylediği söz kalbinde yok ve yalan söylüyor demektir. Dilinin söylediği söz kalbinde yoksa o bir yalancıdır. Dolayısıyla insanlar bunun farkında değiller. Seven mutlak surette sevdiğine koşar, seven sevdiğiyle beraber olur. Nitekim bir sahabi, ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz de kendisine, sen kıyamet işini hazırladın. Şunu yapıyor musun? Hayır. Şunu yapıyor musun? Hayır. Hayır, hayır, hayır. O zaman sen ne yapıyorsun diyor. Kıyametini soruyorsun. Ben seni seviyorum. O zaman diyor herkes sevdiğiyle beraberdir. Neyse görüyorsunuz seven sevdiğiyle beraberdir. Seven sevdiğine itaat eden kişidir. Küçüklerle büyükler arasındaki ilişki seven, itaat eden ve sevdiğiyle beraber olandır. Ama büyükten küçüğe sevgi ve korumak. Büyük yine küçüğü sevecek ama
sevdiğinin nişanesine onu korumasıdır. Eğer büyük sevdiğini koruyamıyorsa, korumuyorsa o zaman onun sevgisinden şüphe etmek lazım. Eğer küçük sevdiğini söylüyor ve itaat etmiyorsa onun da sevgisinden şüphe etmek lazım. O zaman kişi kendisini yaradanı sevdiğini ifade ediyor ama hiçbir emrini yerine getirmiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile diyor 12 tane farz emirle, hayır dilemiyor. Mürşidine tabi ol, hayır tabi olmuyor. Ondan sonra mangalda kül bırakmıyor. Bunlar hepsi havada sözler. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Alanya'dan Bilal Tepe. Muhterem hocam, sevgi ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde Allah'a ve mürşidinize güvenmelisiniz buyuruyor. Mürşidimize güven nedir ve nasıl olmalıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yani Allah-u Teala hacet namazıyla bize mürşidimizi göstermişse, ondan sonraki hedeflere ulaşmak noktasında mutlaka mürşidimiz bizimle beraberdir. Ve eğer sabredebilirsek, o sabrı gösterebilirsek hedeflerimize bir bir ulaştığımızı göreceğiz. Muhterem Efendimiz şöyle buyurdu, mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir ama tekkeyi bekleyen çorbayı içer. İşte bu tekkeyi bekleyenler kimlerdir? Mürşitlerine sonsuz güvenle bağlı olanlardır. 2 ay, 2 sene, 10 sene, 20 sene kaldı. Ondan sonra bıktı gitti. O zaman bunlar gerekli sabır göstermeyenlerdir. Güveni az olanlardır. Ama üst seviyedeki güven mürşidinin alternatifini bu kainatta görmeyen insandır, tektir. Öyle bir güvenle bağlanması lazım inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Zümer Suresi 23'teki Kitab-ı Müteşabih ne anlama geliyor? Açıklar mısınız? Kitab-ı Müteşabih, sevgili kardeşlerim, kitap zarftır. İçindekiler marzuf. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i alalım. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Ama ayetler de kitabın içindekilerdir. O zaman eğer kitaba bir zarf dersek, ayetler de mazruftır. İşte kitaba benzer şekilde de rahmet ve fazl, rahmet ve selavat var. Rahmet de bir zarftır. Ama içindekiler selavat mazruftur. Fazıl da mazruftur. Kitaba benzer şekilde indirilmezdi demesinin sebebi bu. Yani nasıl Allah Teala kitabı indiriyorsa, kitabın içindeki ayetleri onunla beraber indiriyorsa, kitap indiriyor ve içindeki ayetleri de indiriyorsa, aynı şekilde rahmeti de indiriyor. Onların da rahmet kargo, rahmeti bir kargo uçağı düşünürsek, kargo uçaklarının taşıdığı fazlı ve selavatı da indiriyor. Birbirine benzer. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Cebrail Koç. Muhterem Hocam, mübarek ellerinizden hürmet ve hasret öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle sualim. Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır buyuruyor. Zan ve yalan arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Evet. Zan, insanların kendi düşüncesinin mahsurudur. Hüsnü zan ve suyu zan var. Hüsnü zan, dışınızdaki bütün insanlar hakkında iyi niyet beslemenizi gerektiren bir zandır. O serbesttir. Ama zanın çoğundan sakının. O çoğu yalandır. İşte yalan ne? Yalan, Allah'ın ayetlerine muhalif olan bütün sözler. Ne demiştik? Bidatler yalandır. Nedir bidat? Bidat, Kur'an-ı Kerim'de olmayan ama sonradan din tatbikatına sokulanlar. Öyleyse hepsi yalan. Örneğin, mürşide tabi olmak şirktir. Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama insanlar bunu din tatbikatına koymuşlar. Ve bu en korkunç bir yalandır. Ama Kur'an'da mevcut olup din tatbikatından çıkartılan, işte
Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşma dileği var. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, 7 ayet grubu gereğince delalette olanların gideceği yer cehennem ve 10 ayet grubu gereğince kişiler mürşide tabi olmadıkça delalette kalır. İşte bunlar Kur'an'ın hakikatleri ve bunlar da din tatbikatından çıkmış. Din tatbikatında, yani Kur'an'da mevcut olup da din tatbikatından çıkartılanların yerine insanlar ne ilave etmiş? Bidatleri. Örneğin ruh insana hayat verir. İşte bu bir yalan. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Başka bir yalan. Sadece ölümle ruh Allah'a ulaşır. Başka bir yalan. Yani beşeri dinlerin hepsi yalana dayalıdır. Dinler dendiği zaman beşere ait yalanlardan oluşan dini anlamamız lazım. İlahi din sadece Allah'ın kelamı olan doğrulardan oluşuyor. İlahi din tektir. Neden? Çünkü Allah tektir. Allah tektir. Allah'ın dini tektir. Bu dinin şeriatı tektir. Ve her devirde, her kavmin içerisinde, en küçük yerde, mutlak surette ilahi dini, hak dini, o kavmin ana lisanını anlatan Allah'ın resulleri, nezirleri var. Ama yalanlar, bidatler dilden söyleniyor. Fakat bunların yaşanması mümkün değil. Öyleyse bir din düşünün ki yaşanmıyor. Yaşanabilen tek bir din Hanif dinidir. Çünkü insanları Allah-u Teala o Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve onlar için Hanif dinini farz kılmıştır. Hanif fıtratıyla yaratılan insanların hepsi sadece Hanif dinini yaşayabilir. Tekrar ediyorum. Hanif dinini yaşayabilir. Ama Hanif fıtratıyla yaratan bir insan bir beşeri dini yaşayamaz. Onun için dikkatle bakın. Allah'ın dininden farklı, zana dayalı dinleri yaşamak isteyenler 72 fırkaya ayrılmışlar. Hiçbiri diğerinin paralelinde de değil. Birbirine karşıdırlar. Öyleyse yalan, Kur'an'a muhalif olan insanların uydurduğu bidatleri ifade ediyor. Hakikatler tamamen Allah kaynaklıdır, Allah patentidir. Hakikatin sadece Allah'a ait olması da el-hak %100 doğrudur. Çünkü hakikati değiştirebilecek zamanı Allah kullanmıyor, mekanı da kullanmıyor. Mesela iblisin en büyük alamet-i farikası zamanı kendi yalanları istikametinde kullanması. Bekliyor, 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 kişi unuttuğu zaman ona yalanı yapıştırıyor. Ondan sonra o yalanla o kişi hayatını ikame ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Antalya'dan Muazzez Hanım. Muhterem Hocam, Yusuf Suresi 53. ayetinde "Rahimdir, rahmet nuru gönderendir" yazıyor. Efendimiz'den öğrendiğimiz rahmet nuru kalbe 12. basamakta sızıyor. O halde rahim esmasının tecellisi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlıyor diyebilir miyiz? Tabii. Rahim esması ile tecelli ettiği zaman Rahman esması bu zahiri aleme ait olan Allah'ın bize verdiklerine karşı şükrümüzü eda etmemiz halinde geçerli olan bir esma. Yani şükrün gerektirdiği her şey Rahman esmasının tecellisidir. Rahim esması ise fizik ötesine ait olan ne varsa o Rahim esmasının tecellisidir. Rahmet de Rahim esmasının tecellisidir. Fazıl da Rahim esmasının tecellisidir. Selavat da Rahim esmasının tecellisi. Bütün nurlar Rahim esmasının tecellisidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Bursa'dan Hüseyin Ermiş Bey bize bir görüntülü sual ulaştırmış. İnşallah. Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem sevgili Cabbar Hocam, hürmetle hasretle mübarek okan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İnşallah uygun görürseniz sorumu arz etmek istiyorum sevgili Cabbar Hocam. Allah. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri bizlere açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimiz hizmetiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Hüseyin kardeşim. Allah senden de razı olsun.
Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve şahsında bütün Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz Efendimiz himmetiyle. Evet, Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri şöyle. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarım arasına, gir cennetime. Şimdi burada üç vücudumuza birden Allah atıfta bulunuyor. Ey mutmain olan nefs, mutmain olan bir nefse hitap ediyor. Nefsin yedi kademesinden dördüncüsü mutmaine kademesi. Kişi burada emmareyi geçmiş, levameyi geçmiş, mülhemeyi geçmiş ve dördüncü kademede mutmain olmuş. Kalbinde %30 nur var. Ama %30'luk nur sahibine Allah-u Teala diyor ki sen Rabbinden razı ol. %35 fazıl, Rabbin de senden razı olsun. %42 fazıl ve böylece tezkiye ol. %49 fazıl kalbinde bulunsun. O zaman %49 fazlın kalpte olması ile birlikte engeller kalktığı için ruha irci ile Rabbi gitsen sen de Rabbine şimdi ulaş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, temel emir ruhun Allah'a dön emri, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emri. Ama önünde bir engel var. Bu engel nefs engelidir. Ve nefs tezkiye olmadıkça kesinlikle ruh Allah'a ulaşamaz. Ama nefsin tezkiyesi de fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücut hangi oranda şeytana kul olmaktan kurtulursa o oranda nefs tezkiye olur. İşte fizik vücut emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye. Mutmaine kademesinde 15 bin, 17 bin, 19 bin, 21 bin zikirle kul olabilmiş. 21 bin zikrin nefsi tezkiye etmesi %28. 23 bin zikrin nefs tezkiyesi %35. 25 bin zikrin nefs tezkiyesi %42. Ve 33 bin zikrin nefs tezkiyesi %49. İşte nefs hangi oranda tezkiye olmuşsa fizik vücutta o oranda kul oluyor, zikri yapıyor. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama fizik vücudun yaptığı zikirlerle Allah'ın katından infak edilen fazıllar nefsin kalbinde toplanıyor. Öyleyse fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmadıkça nefs tezkiye olmuyor. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'ın zatına ulaşmıyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşmadıkça da kişi dini yaşayamıyor. Birbirine bağlı olan unsurlar. Şimdi tekrar gelelim. Allah Teala nefsimize hitap ediyor. Ama nefsimize hitap edip nefsimizin tezkiyesinden sonra ruhun Allah'ın zatına ulaşacağını beyan ettikten sonra fizik vücuda da şimdi sen benim kullarım arasına gir. Fizik vücut niye kul oluyor? Çünkü ezelde Allah'ın fizik vücuttan almış olduğu ahd şeytana kul olmaktan kurtul ve Allah'a kul olmak. Kişi gerçekten %51 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Neden? Çünkü %51 nefsin manevi kalbinde nur vardır. Ruh da Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve böylece o kişi ahdini yerine getirerek Allah'a kul olmuştur. Nefs 7 kademede tezkiye oldu. Ruh 7 tane gök katı yükseldi, Allah'ın zatına ulaştı. Fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Böylece 3 vücudun hidayeti gerçekleşti. Ve Fecir 30'da وَدْخُلِي cenneti, cennetime gir. Demekle iradenin de %51 oranında güçlendiğini ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Efkan Mehmetov. Muhterem hocam, günümüz İslam tatbikatında İslam'ın 5 şartına endekslenen zat-ı muhteremler Allah'a ulaşmayı dileme ve
zikri tatbikattan çıkarmakla Enfal Suresi 27'ye göre Allah ve Resulüne en büyük ihanet ettikleri söylenebilir mi? %100 evet. Yani Allah'a ulaşma dileğini ve mürşide tabiyetini din tatbikatından çıkartmakla sadece Allah ve Resulüne ihanet etmiyorlar, kendilerine de ihanet ediyorlar. Çünkü Allah'a ulaşma dileğini mürşide tabiyeti din tatbikatından çıkartan kişi Allah-u Teala'ya kalü bela gününe verdiği sözü misaki yerine getirmeyecek, ahdi yerine getirmeyecek, yemin yerine getirmeyecek. Yani emanetlerine ihanet edecek. O zaman hem bu ayetlere bakalım beraberce. Enfal suresinin 27 ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tahinu Allaha ve resulehu. Sakın ha sakın Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Ve tahinu amanatikum. O zaman siz emanetlerinize ihanet edersiniz. Yani siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, siz Resul'e tabi olmazsanız otomatikmen emanete ihanet edersiniz. Neden öyle? Çünkü bu ayet-i kerime adeta Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihtiva ediyor. Şöyle söyleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide Resul'e tabi olmak, sonra ruh emanetinin teslimi, o teslim olduktan sonra fizik vücut emanetinin teslimi 25. vaktan, o teslim olduktan sonra 26. basamakta nefs emanetinin teslimi, o teslim olduktan sonra 28. basamağın 4. kademesinde irade emanetinin teslimi. Bu emanetin hepsinin teslimi gerçekten sonra, ondan sonra Allah o kişiye zatını gösteriyor. Entüm te'alemun, siz artık bilen kişilersiniz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde Kur'an'ın bütününü anlatan bir sure sorarsanız bu Velasr suresidir. Ama Kur'an'ın bütününü anlatan bir ayet soruyorsanız Bakara suresi 151 ayetini buyuruyor. Bakara 151'i açıklar mısınız? Evet, gerçekten de Muhterem Efendimiz'in buyurduğu gibi bir sure soracak olursak Kur'an'ın bütünü var suresi, ama bir ayet soracak olursak Kur'an'ın bütünü Bakara 151. Çünkü Bakara 151'de, 151'in ruhunda asaleten devrin imamı, vekaleten devrin imamı var. Asaleten devrin imamının görevleri ifade ediliyor. Birinci görev ayetleri tilavet etmek. İkinci görev nefs tezkiyesi yapmak. Üçüncü görev kitabı öğretmek. Dördüncü görev hikmeti öğretmek. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretmek. İnsanla Allah arasındaki ilişki Kur'an'ın bütünü 28 basamakta gerçekleşiyor. 28. basamağın kendisi de 7 kademeden oluşuyor. 28. basamağın 7. kademesinde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı işte bu ayetleri tarif ediyor. 3. basamaktan başlayan 14. basamağa kadar olan kesim ayetlerin tilaveti birinci görev. 14. basamaktan 22. basamağa kadar olan kesim nefs tezkiyesi ikinci görev. 22'den başlayan 25'e kadar devam eden bir bütün kitabın öğretilmesi üçüncü görev. 25'ten 27'ye kadar olan hatta 28. basamağın 4. kademesine kadar olan kesim hikmetin öğretilmesi dördüncü görev ve iraden tesliminden sonra irşada memur ve mezun kılmaksa beşinci görev ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Bütün kavim resullerinde 4 görev olmasına karşılık 5. görev sadece devrin imamında var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Ahmet Kalyoncu. Muhterem Hocam, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Enfal Suresi 2. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Enfal Suresi'nin 2. ayet-i kerimesi اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهُمْ اَيَاتُنَا زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sevgili kardeşlerim, ayetler tilavet edildiği zaman imanları artar. Kalbe imanın girmesi ve imanın artışı kalbe imanın yazılmasıdır.
Öyleyse ayetler tilavet edildiği zaman kalplerine iman yazılmışsa onlar imanı artanlardır. Allah zikredildiği zaman kalpleri titreyen cezbe sahipleridir. Ve ala rabbime tevekkelun ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Bilal Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. İşte onlar Rablerine tevekkül edenlerdir olayı zaten işin hakikatini belirliyor. Dolayısıyla cezbe sahipleri olanlar, onlar mürşide tabi olup zikre başlayanlardır. İlk 14 basamak ayetlerin tilaveti, tabiyetle birlikte kalplerine imanın yazılmasıyla birlikte zikir, cezbe sahibi olmaları ve Allah-u Teala'ya tevekkül etmelerini ifade ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, biz izleyicimiz, bir yıldır zikir ve ibadetlerimi yapamıyorum. Birçok hata yaptım. Yeniden tövbe alsam olur mu? Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, olur mu olmaz mı bilmiyorum ama birçok kardeşimiz ne yazık ki her birinin başında 2-3 tane şeytanların varlığının farkında değiller. Ve en kötü şey zikirlerini bırakıyorlar. İşte şeytanın bütün gayesi bu. Size zikri yaptırmamak. Şimdi hemen ayet-i kerimeye bakalım. Maide 90 ve 91. Şeytanın ameline bakalım. Enneme yürüdü şeytan. Şeytan ameli yahyüle zinamenu. Ennemel hamru vel meysiru. Vel ensabu vel ezdam rüşün ameli şeytan. İman edenler içki, kumar, puta tapmak ve fal okları size yasaklandı. Bunlar şeytanın pis amelidir. İşte bunlar nefsin afetlerinin tesirinde işlenen kötü amellerdir, günahlardır. Feştenibuhu, ondan sakının. Leallekum tüflihun, bunu ki ferah alırsınız. Şeytan ne yapıyor insanlara? İnne meyrüz şeytanu en yuka beynekum l'adavete vel bağda. Şeytan insanları birbirine düşman ediyor, birbirlerine kin ve nefret beslemesi arıyor ve bir şey daha yapıyor. Ve yuseddikum an zikrillahi ve an salat ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoyuyor. Bu namaz ne? Zikirden alıkoymakla huşuyu ortadan kaldırıyor. Namazdan alıkoymakla da mürşidi devreden çıkartıyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim içinde korktum ilk şey, ilk kaldırılacak şey huşu, sonra da namaz. Huşu zikrin neticesinde gerçekleşiyor. Zikri eğer iblis devreden çıkartmışsa huşu yoktur. Sonra namaz, hacet namazı. Eğer kişi mürşide tabiyeti devreden iblis çıkartmışsa o zaman namaz da yok. Ve Allah Resulü'nün ifade ettiği en korktuğum şey bu iki şey. Şimdi kardeşimiz şeytanın tuzağına düşerek bir senedir zikrini yapmıyor ve muhtemeldir ki diğer görevleri de yapmıyor. Zaten zikir yoksa diğer görevleri de yok. Şimdi yapabilir miyim? İstiyorsa tekrar Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek tövbesini alsın. Ve bir daha bırakmamak kaydıyla, çünkü başladığı zaman şeytan tetikte bekliyor. Yani herkes şuna iman etmeli ki şeytana karşı mücadeleyi kazanmadıkça Allah'ın mükafatlarına eremez. Şeytanın ruhu yok ama Allah Teala bize ruh vermiş. Şeytana galip gelmek istiyorsak mutlaka hayatımızı ruhla yaşamamız lazım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Esra Hanım. Muhterem Hocam, bazen oluyor ki sabah kalktığımızda fizik vücudumuz gece gördüğümüz karışık rüyalardan dolayı yorgun oluyor. Nefs vücudumuz rüya için yaptığı tay mekan fizik vücudumuzu etkiler mi? Bilmiyorum, bu konuda bir bilginin sahibi değilim ama
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği 3 çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya. Bu kâus nevinden rüyadır. Fizik bedene dolaylı olarak tesir edebilir. İkincisi nefsin hadisatı rüya. Zaten bunlar rüya Allah'ın müjdesi, ikinci şehit verdiği üzüntü, üçüncü kişinin kendi kendine konuşması. Üçüncü şehit rüyada kişinin kendi kendine konuşması. Sadece müjdeli rüyalar, onlar mutluluğu ifade ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Sevda Hanım, Muhterem Hocam, bugün dergahta Efendimizin sevgi sohbetini dinleyip tezekkür yaptık. Efendimiz insan için çalışmasından başka bir şey yoktur ve zikir de bir iştir diye buyurdu. Bizler ve kardeşlerimiz için bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun. Zikir tabii ki en güzel iştir buyuruyor ama insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Zikri en öne geçirmeniz lazım. Başka bir boyutu da her işinizi de zikirle yapmanız lazım. Örneğin Allah-u Teala zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış, daim zikri farz kılmış. Ama kişi diyor ki ben şu anda namaz kılmıyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse bir günah kazanmıyorum. Hayır, derecat kaybediyor. Çünkü Allah daimi zikri farz kılmış. O zaman daimi zikri farz kılmışsa bunun manası ne? Bunun manası dünyadaki olan her aktiviteyi zikirle yapmamızı istiyor Allah-u Teala. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Başka bir deyimle karıştırmamanız için ifade edeyim. Evliyanın uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Çünkü alim deyince eşek yüküyle kitap okuyanlar da kendilerini alim zannediyorlar. Halbuki Allah-u Teala'nın burada başka ifadesi var. Uykudayken yapılabilen tek ibadet zikirdir. Öyle olunca evliya görüldüğü yerde zikir hatırlanandır. O zaman en güzeli insanların karıştırmaması için ne dememiz lazım? Evliya alimin ruhu uykusu cahil ibadetinden iyidir. Yani evliyayı zikir yapan alimi dememiz lazım. Çünkü evliya görüldüğü yerde zikir hatırlanandır. Ve uykudayken yapılabilen tek ibadet zikirdir. Ve evliya alimin uykusu bu şekilde cahil ibadetinden iyidir. O zaman ne yapmanız lazım? Her işinizi zikirle yapmanız lazım. Evet, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yapacak ama zikir de bir çalışmadır. Ve kesinlikle her işinizi zikirle yapmanız lazım. O zaman yaparsanız mesela şu anda ne yapıyoruz? Biz size bu ayetleri tilavet edip açıklamada bulunuyoruz. Ama zikir de yapmaya çalışıyoruz. Herkesin de hangi işi yaparsa yapsın yapacak o işi ama o işi zikirle yapacak. Tabii bu hedefe birdenbire ulaşmak mümkün değil. Ama gayret sarf edildiği takdirde Allah'ın yardımıyla mutlaka hedefe ulaşılır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'da Şefika Hanım. Muhterem Hocam, Ankebut Suresi 68, Nahl Suresi 36 ve Tur Suresi 14. ayet-i kerimeleri açıklar mısınız? Ankebut Suresi'nin 68. ayet-i kerimesi men ezdeme men eftera alallahi kezbe ev kezebu bil hakki lema ca'a aleyse fi cehenneme mesulul kafirin. Yani Allah'a yalan iftira eden ve Allah'ın ayetleri kendisine geldiği zaman yalanlayandan daha kişi kötü kimdir? Aleyse fi cehenneme mesulul kafirin. Yani cehennem kafirlere barınacak yer değil midir? Cehennem değil mi? Yani bu insanlar, bu özellikte olan insanların gideceği yer hep cehennem. Başka hangi ayetler vardı? Nahl Suresi 36. Nahl 36, bunlar, bu iftira edenler, bunlar Resulü yalanlayanlardır. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı dalalete hak oldu.
فَسِرُّ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünü dolaşın. فَنْزُرُ كَيْفَ كَانِ عَقِبَةِ الْمُكَذِّبِينَ Yalancıların akıbeti nasıl oldu görün. Diğer Tur suresinin kaçıncı ayet-i kerimesiydi? 14. هَذِهِ النُورُ الَّتِّ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Evet. Bunlar arasında tabii ki bir ilişki, illet rabıtası var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, bazı günler zikrimi ve hizmetimi yeterince yapamayınca bir sonraki gün mahzun oluyorum ve kendime kızıyorum. Bu durumda nasıl hareket etmem doğru olur? Kızman bir şey ifade etmez. Yapman gereken şey, madem ki sen onları yapmadın, o zaman o gün yaptıklarının iki katını yap. Telafi etmeye çalış. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, bazen istemeden de olsa hata yapıyorum. Bu da beni üzüyor. Yaptığım hatayı düşününce birçok olayı bir anda gelmesi ile oluştuğunu görüyorum. Sanki Allah bana bir hatamı idrak etmemi istediğim için bu olayları gelişmiş diye düşünüyorum. Bu düşünce doğru mudur? Hatalarımızı en güzel şekilde nasıl ders çıkarırız? Sevgili kardeşlerim, benim size tavsiyem şu. Herhangi bir hata işlediğiniz an, ben şunu yaptım, şöyle şahane doğru, şunu yaptım, şöyle doğru. Şimdi doğru, kabul edelim ki sen hakikaten orada yaptığın hatayı anladın. Ne olacak? Sen o nefsin manevi kalbindeki sana hatayı yaptıran afeti kalpten temizlemedikçe doğru yapacağını mı zannediyorsun? Eğer öyle olmuş olsaydı bugün bakın şu anda kürsülerde vaiz verenler hepsi köşeye dönerdi. Demek ki mesele o değil. Mesela Efendimizin verdiği bir reçete var. Zikredin, zikredin, zikredin. Zikredin, zikredin, zikredin. Çünkü bize hatayı yaptıran nefsimizin afetleridir ve nefsimizin afetlerini de kalbimizden temizleyecek olan yegane vasıta zikirdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, annem 7 senedir tabi ama bir türlü rüyasında güzel şeyler göremiyor ve çok üzülüyor. Acaba yanlış bir yolda mıyım diye düşünüyor bu konuda. Hayır, yani eğer annen zikirlerini yapıyorsa, namazlarını kılıyorsa, her şeyi vaktinde yapıyor ve bunları yapıyorsa bu kesinlikle ona Allah'ın bir müjdesidir. Her insan bunları yapabiliyor mu? Bakın bakalım çevrenize. Binlerce yapmak isteyip de yapamayan insan var. Eğer annen de tövbe almış ve bunları severek yapıyorsa, 7 vakit namaz kılıyorsa, her perşembe günü oruçta geçiriyorsa, verilen zikir sayısında zikir yapabiliyorsa, kardeşlerimizi seviyorsa, işte Allah'ın ona en büyük mükafatı bu. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bize ulaşan çok sayıda dua talebi var ve bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz inşallah. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri ve Efendimizin duası sizinle olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı geceler değerli izleyenler.